Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Özel bir misafirimiz var, Kubilay Özkıraç bizimle bugün. Niye Kubilay Özkıraç? Çünkü en konuşması gereken, bu konuda en bilgili insan, hiç konuşmuyor ama herkes konuşuyor biliyorsunuz bu konulardan. Dedik bir daha soralım, uzmanına soralım, durumları yaşayanı soralım, bu işin kavgasını vermiş bir insana soralım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Çünkü yani bence bizim Kıptek işinde hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Yani en suçlu zannettiğiniz insan belki de en masumdur, en masum olanı en suçludur arasında. Ve suç aramamak da lazım. Çünkü konjektürler, baskılar o kadar dahili, harici gelir ki bazı insanlar bazı şeyleri yapmak zorunda kalırlar. Hakikaten hiçbir şey göründüğü gibi değil. Belki Kubilay Bey bize birazcık daha fazla ışık tutar bazı konularda onunla. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek konularımıza girelim, sohbetimizi yapalım. Haluk Bey, hoş bulduk. Evet, hakikaten yani kendi naciz kapasitemde ben çok karışık bulurum Kıpte'yi. Çünkü çok kişinin parmakları bu pastanın rant, içinde. Rant meselesi. Ama bu rantı kimse kabul etmiyor. Bu rantın ismine tabii şimdi faturası yok şeyin, rüşvetin, anlıyorum da. Ben ne zaman böyle işte çok ihaleleri kazanan ve yıllarca bu işi yapan şirketlerin ismini versem, çünkü kimse vermek bile istemiyor oraları. Rant varsa demek ki bu şirketlerde de var demektir tabii diye düşünüyorum. Şirketlerden, partilerden, siyasetçilerden herkes evet. Şeyler kopardı. Ben telefon alıyorum bunlardan veyahut da bir şekilde bana ulaşmaya çalışıyorlar. İşte bu böyle değil, o öyle değil, bize konuşun da açıklayalım size. Ama burada açıklanması lazım. Bana özelinde açıklanması tabii, bir şey tabii. İfade etmez. Yani ufak ufak size açıklamalar yapacağım. Ya şahane. Peki... Aslında en tazesi bu grev işinde. Evet, çok evet. Enteresan değil mi? Evet. Yani kalktık oturduk. İnanılmaz. Ve ansızın böyle bir fısıldayan bir balon gibi de söndük evet. Böyle. Evet. Çünkü siyasi olarak bakın hak değil. Siyasi olarak uygun görülmedi bu grev. Bu kadar basitti. Siyaset. Uygun. Siyaset evet bunu uygun görmedi bu grevi. Ve oturttu grevi. Yani bir sonuca ulaşamadan. O zaman neyin hakkını güdüyordu burada? Şimdi Haluk Bey, bu eylemin başlangıcı yanlış. Ben her zaman söylüyorum. Bu eylemde haklı olan iki kesim vardı. Biri çalışanlar, biri de halk. Çünkü mağdur olan halktır, mağdur olan çalışandır. Çalışan da her zaman olduğu gibi Kıptek'in çalışanları, sendikasının aldığı karar doğrultusunda bir eyleme girişmiştir. Grev yasağı yemiştir. İşbaşı yapmama eylemine başlamıştır. Hatta adına sivil itaatsizlik denmiştir. Sivil itaatsizlik o değil. Burada sendikanın yaptığı bir hata var. Biz grev kararını protesto etmek için işbaşı yapmıyoruz demeleri gerekirdi. Evet. Bilahare günler geçti, 15 gün. Herkes bir şeyler söyledi. İşi bilen de bilmeyen de. Herkes yani bu ülkede uzman oldu. Burada Elsen toplum nezdinde itibarını sıfırlamıştır. Güvenini sıfırlamıştır. Bir siyasi partinin kaş göz hareketiyle sen beğenin beğenmen bir eylemi ortadan kaldırırsan ve sonuçla almazsan kusura bakma sana olan güven en zor günlerinde bile Elsen bu toplumda lokomotif görevini üstlenmiştir. Ne yazık ki şimdi bir vagon görevi yürütüyor. Kısacası muhalefet partisinin acentesi durumuna düşürülmüştür. Çalışanlar tarafından değil. Sendika yönetimi tarafından. Evet. Evet kusura bakmasın kimse. Ben de eski bir sendikacı olarak şunu söylemekten hiç kocunmuyorum. Hatta CTP'ye yakın isimler. Burada ben aldım arşivimden. Demek ki meclis sokakta, sokak mecliste öyle mi diyor bir gazeteci. Hı. 15 gündür o mecliste niye bağırıp, çağırıp kavga ettiniz? Durdurmayı beceremediniz aslında. UBP'yi durduramayınca da o yasayı pazartesi geçirelim. Şimdi mi öğrendiniz? Şimdi mi öğrendiniz? Bir diğer... Siyaset yapanlar hedeflerini sadece hükümete gelmek olarak belirledikleri sürece bu toplumun kendi yurdunda asla iktidar olamayacak. Doğru. Yukarıda başka bir hanımefendi mücadeleyi büyütmesi gereken ana muhalefet kendi uygun gördüğü örgütleri çağırıp ülkenin son dönemdeki en etkili eylemini sonlandırma kararı alıyor. Eylem kararını alan kimdir? Elsen diyeceğim. Elsen yönetim kurulu evet. Diyemiyoruz artık. Artık evet. Diyemiyoruz. Çünkü şaibe var şimdi. Durduruluyor. Hayır o gün ben Tufan Hoca'nın böyle kürsüde oturur karşıda.
O partiye yakın sendikalar ve en önemli Aysen. Olabilir mi bir sendika eyleme çıkacak? Doğru yanlış onu tartışırız. Ve talimat verecek. Ve ne diyor orada? Enerji Üst Kurulu'ndan bahsediliyor. Evet. Sayın Aysen Genel Başkanı Çağlayan Cesurer geçen yıl Temmuz ayında arşivlerde vardır. Enerji Üst Kurulu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Ama gidip sen o bildirinin altına imza attın. Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu bizim kırmızı çizgimiz. Evet. Dedin. Yani evet. Bu kayıtlarda vardır. E ne oluyor şimdi? Evet. Ne oluyor? Niye bu değişiklikler? Yani niye bu? Demek ki bir partinin siyasi baskısıyla sen yön değiştirebiliyorsun. Ama sen bir örgütsün. 560-70 tane çalışanın var. Evet, bağımsız olman lazım. Seni yönlendirecek olan çalışanlar. Üyelerindir tabii. Zaten en büyük sıkıntı bu ülkede. Bırak bağımsız bir devlet değiliz. Sendikalarımız da bağımsız değil. Büyük bir çoğunluğu. Öyle. Çünkü büyük ben baktığım çoğunluğu. Zaman CTP bir ısrar ettiği bir konu olduğunda bakıyorum anında aynı örgütler hemen hemen şeyden çıkmış gibi, böyle tornadan çıkmış gibi birkaç nokta virgül değişikliğiyle işte Barolar Birliği girer, işte ne bileyim ben mimar mühendisler girer, böyle belirli örgütler var, böyle Tabipler Birliği girer arkasından, böyle aynı şey söylenir. Şimdi her biri ayrı yerden girse diyeceğim ki ya demek ki toplum da aynı şekilde düşünüyor, ama ben nokta virgül aynıyı gördüğümde dedim yani o zaman siyasete girsin herkes. Ben geçen programa gelirken buraya büyük eleştiri aldım. Niçin Aksa'nın televizyonuna geldim? Ben bulduğum her ekranı değerlendiririm. Ben Aksa'nın savunucusu değilim. Aksa'nın bu ülkede gelmesine, sözleşmesinin imzalanmasına ve bugünlere gelmesinin nedenleri oradadır. Aynen. Tutun TKP'sinden, eski TKP'den bahsediyorum. Aynen. CTP'si, UBP'si, DP'si bunlardır. Bunlardır. En azından bir madde koyun, bir madde koyun, devret. Ha diyorlar ki bir 10 sene daha giderdi devret koysak. Olabilir ama bileceksin ki bu ülkeden gittiğinde o sana kalacak. Aynen. O da yok, yap işlet. Tabii. E ben de yaparım, Haluk Bey de yapar. Yakıtı biz alıyoruz yoksa ya, bir dönem. 26 milyon eski parayla konuşuyorum, evet, dolar. Evet. Kira bedeli var. Tabii. Bunu konuşan yok. Evet. Ve şu aşamada... Aksa'nın 3 yıllık bir opsiyonu var. 1 yıllık da bir süresi var. Aksa'yı 4 yıl içerisinde bu ülkeden göndermek için ne yapılması gerekir? Israrla vurgu yapıyorum. Evet, en az 150 megawattlık bir yatırım yapılması lazım. Sadece peki bunun finansı ne kadardı 150 megawattlık bir yatırımın? Günün koşullarına göre değişir. Muhakkak ama yani bir yatırıma baktığımda bayağı pahalı bir yatırım. En az 50-100 milyon dolara yakın bir paradır. Aynen. İletim hatlarında sıkıntı var. Trafolarımızda sıkıntı var. Gerçi ufak tefek adımlar atılıyor. Bunları konuşunca aksacı oluyoruz. Doğruları söylemeyeceksiniz. O zaman daha da farklı konuşmamız gerekiyor. Tabii, tabii. Aksa'yı bu ülkede büyüten, yaşatan, geliştiren, bugünlere getiren birinci sorumlu Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Ben eski CTP'liyim. CTP'ye de oy vermiş bir adamım. Hakkım var, konuşacağım. Tabii. İmzaları altında zaten. Yani bunu yani, söylesen söylemesen imzalar var altında. Ferdi Bey çıktı dürüstçe dedi ki o zamanın koşulları bize buna zorladı. Saygı duyarım. Aynen doğru. Ünal Bey de çıksa da dese bugünün koşulları da bizi buna zorlar. E niye bu acele ediyor bu yasa geçsin? Aksa'nın da tehditleri var. Çeker giderim ha. Der. Çünkü hakikaten çekip gitse gideceği yerler var bu insanların. Sermayenin ne anası var, ne babası var, ne vatanı var. Aynen. Buna bakar, kara bakar sermaye. Ve çıkıp konuşuyorlar. Geldik bugüne. Ne oldu? Mesela bir arkadaşım şunu sorar. Çok sevdiğim, ismini de vermekten çekinmiyorum. Halil Karapaşoğlu. Hı-hı. Madem ki mahkemeye gideceksin, niye saatlerce o meclis kürsüsünde şov yaptınız? Soruyor. Madem ki mahkemeye gideceksiniz, niye o meclis çalışanlarına soruşturma açtırdınız? O gariban kızlar var ya orada, evet. Stenograflar. Evet. Madem ki mahkemeye gidecektiniz, o meclis kapısını niye kırdınız? Çalışanların bir hareketi oldu ya. Tabii. Ama grev yapacaksan biraz şov lazım. Yani tabii. O hareket lazım. Madem ki mahkemeye gidecektiniz, niye insanların elektriğini kestiniz diye soruyor. Değil mi? Ben de bir vatandaş olarak tek şunu soruyorum.
Niye bu eylem kararını aldınız? Direneceksen ucunda ölümle olsa direneceksin. Evet. Çağıracak beni X Parti'nin başkanı, çağıracak örgütçüklerini. Ve işte şöyle yapalım, bilmem ne yapalım. Ya ticaret odasıyla Elsen yan yana gelebilir mi ya? Aynen. Ve o da bir seçim için. Yani bak önümüzde tabii, bir tabii, seçim tabii, var. Tabii, bir tabii, seçim için. Tabii. Bu şimdi ben de halktan biri olarak iyi ki böyle oldu derim. Çünkü elektriksiz kalmak istemiyorum. Çünkü mağdurudum. Ama burada mağdur olan halk ve çalışanlardır. Bak tabii. Çalışanlar gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadı. 15 gün durmadan ama bir de çalışanlar hakaret yiyorlar orada. Tabii, hepsine tabii. Hırsız muamelesi yapılıyor. Hayır, ben orada çalışanların hırsız mırsız demeye şiddetle kınıyorum ben. Yani bu ülkede bir elektrik kurumunu örnek alalım. Esas hırsızlar Sayıştay raporlarındadır. Sayıştay raporlarında her şey yazıyor. Ama onları bilmiyoruz çünkü su üstüne çıkmıyor. Yok, Sayıştay çıkıyor. Raporları. Sürekli basında yayınlanıyor, çıkıyor. Ama raporlar var. Ama bak, hepsi şeydir. Yani rapora göre, şuraya Haluk göre. Bey, yani basit, sonuç alınmazsa hiçbir şey olmuyor. Çok basit bir örnek vereyim sana. 10-15 tane böyle Kıptek teknisyenlerine araba alınacaktı. 2000'li yılların ortalarında. Bu arabaların maliyeti 5-6 bin euroydu. Hadi diyelim 10 bin euro. Gidip İspanya'dan şirketin aracılığıyla burada bir şirket 42 bin euroya Santana arabalar aldılar. Getirdiler. Bir ay sonra o arabalar boşa düştü. Boşa düştü. Yani şey miydi? Yani kullanılmaz durumda yoksa kötü ya, çok kalite? Kötü kalite. Kötü kalite. Evet. Nice arabalar alındı. Nice arabalar. Hepsi hurdollu. Hepsi. Hatta bir dönem santrallarda teknolojik elektrik santralında yedek parça alımında çok büyük rakamlara göre parçalar alındı ve depolara atıldı. Yani şirketlere imtiyaz sağlayan ben değilim. Çalışan değil. Siyasettir, siyasilerdir. Ama orada bir mühendisin imzası gerekmiyor mu? Bu mühendis de sizin üyeniz değil Hayır mi? Hayır ama siyaset bir yönetici mühendis, siyaset mühendisi ezer geçer. Siyaset mühendisi ezer geçer. Sen diyor bunu imzalayacaksın. 3 kat 5 kat fiyatında bu parçayı alacaksın, depolayacaksın diyor. Ben söylüyorum bütün ihaleler elektrik kurumuyla ilgili bütün ihaleler şaibelidir. Ve bizim en şaibeli olan kurumlarımızdan biri de Merkezi İhale Komisyonu'dur. Hatta ben oraya başka bir şey de söyleyeyim. İhale zaten orada kazanılır. Aynen öyle. Tabii yani bütün ihaleye giren halkımız belki herkes ihaleye girmez ama tabii. İhalenin içerisinde bir madde koyarsınız ve bunun göbeğinde kırmızı bir işaret olacak dersiniz mesela. Aynen bütün aynen. Kırmızı işareti yani, olmayan şey diğerleri elenir. İşaret eder yani şartnamelerde işaret ediyor. Haluk Bey alacak ihaleyi, Kubilay almayacak falan gibisi. Aynen herkes de bunu biliyor. Yani geldik bugünlere geldik. Konuşması gerekenler konuşmuyor. Evet. Hemen gündem değişiyor farkındaysanız. Tabii. Biz de YouTube. Tam aksa elektrik tartışılırken Murat Şengül, Girne Belediye Başkanı. Ben sevdiğim bir arkadaş. Tabii aktif biri. Bir iftar yemeği verdi. Ahmet Bey oraya gitmiş falan. Aman kaynadı ortalık. İşte kadınlar öyle kadınlar. Tamam ya. O zaman Derya'nın bunun bir parçası mı? Derya'nın da kendi açısından haklı. Esas orada yani bu adamla ne arıyorsun burada diyor. Tamam da bunu kaynadanlar başkalarıdır. He. Başkalarıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Mesela Asım Hoca bir şey söyledi. Asım Genel Sekreter. Akan Soy. Biz geldiğimizde iktidara, sanki de iktidara gelir. Ahmet Bey'i görevden alacak. Alamam be arkadaş. Alaman. Alabilirsen al Merkez Çünkü Bankası. Çünkü sen zaten Alaman. Atamadın zaten. Alaman. Alasın, tabii. Alaman. Yani bu topluma artık toplumun ihtiyacı nedir, tartışılması gereken nedir? Ekonomidir, enflasyondur, pahalılık, her şey. Çöktü bu ülke. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir tane koltuk için en az 20-30 milyon para harcanacak. Değer mi ya? Tabii ve çok daha fazlası. O sadece görünen kısmıdır. Bu görünen 20, kısmı, 20, ekme sayısı var, bilmem nesi var, cantı tabii, var, tabii, kurtu tabii. Var, masrafı ve var. Ve reklam paydaşı şu tabii, bu, tabii, yedirmeler, tabii. Satın yani, almalar tabii, falan tabii, girirken tabii, 50 tabii, milyonu tabii, bulur. Tabii. Adaylar şey. Aşağı yukarı netleşti. CTP'nin adayı da aşağı yukarı birileri. Var mı birisi makinesi? Benim bildiğim, benim duyduğum Mehmet Ekim Faiz. Evet onu da duydum. Bir de Ödül Muhtaroğlu. Yok onlar seçim kaybedenleri
çektiler geri. Ödülle seçim kaybetti ya. Evet. Ödüllü arkadaşımızdır, değerli ekonomistler. Onlar geri çekildi. Yani MHK'nın kararıyla seçim kaybedenler aday olamaz şimdi. Bir sonra. Anladım. Enteresan. Böyle bir durum var. Yani siyaset yapanların hedefi sadece hükümete gelmek olmamalı ya bu ülkede. Bu ülkede hükümeti kuranlar, kurduranlar bellidir. Ama bizde herkesin hedefi siyaset veyahut da sendikacılık, herkes bir milletvekili olması edasında. Yani hemen hemen milletvekilliği adaylığını istemeyen sendika lideri kalmadı. Ya ben herkes, hiç istemedim. Biliyorum sizin olmadığını, onun için söylüyorum ama hemen hemen herkes o yola gider. Yani buyurun bakın bugünkü sendika liderlerinde hepsinin o ihtirası vardır. Milletvekili tabii, olsunlar tabii. Ve vatanı kurtarsınlar. Hepsi evet. Partilerin MHK'larında bulunmuştur. Parti meclislerinde bulunmuştur. Aynen. Bulunmuştur yani. Aynen. Bulunmuştur. Yani hepsinin görevi sanki yani bu sendikalar basa bu dünyada da böyledir aslında. Yani yalnız bu ülkede değil. Dünyada evet. da böyledir. Ama bazı ülkelerde özellikle Güney Amerika'daki sendikal hareket bambaşkadır. Sendikalar partileri, hükümetleri sürükler. Yok benim sendikam gidecek bir partinin genel merkezine. Evet. Ve talimat alacak. Ve eylemi sonlandıracak. Beğenin beğenmen ortada bir eylem var. Tabii. Hiçbir şey almadan yani en azından bir tarih alsan. Yok. Bir tarih alsan ve desen ki ya şuna bir kadar protokol imzalasan. Bir protokol imzalasan. Evet. Evet. Protokol imzalanır da en azından. Beğenin ya. İşte ben buraya imza attım. Evet. Protokol derken aklıma geldi. Tabii. Ve bizim... Ama oraya girmezden şeyi söyleyeceğim. Belki ışık tutarsınız. Yani bir 3 yıl daha beklemeli mi bu devlet? Yoksa geçirdiği yasayı yani 15 benim, yıl daha şey var ya. Benim duyduğum kadarıyla Aksan'da büyük baskısı var. Benim de ona göre şey yapmam gerekir. Yani organize yapmam gerekir. Tabii. Bunların da teklifi Aksan'ın bu interconnect'te kaplo maplo işine girmesi ve evet, yatırımlara yani. İletim hatlarında 50 milyon dolarlık bir yatırım var. O pazarlıklar yapılıyor. Tabii. Ama bu iştir anlarım. Yani çünkü kaplı tabii, gelecek tabii, kim yani. Getirecek sermayedir, nasıl gelecek dedim sermayedir. Dedim size demin. Evet. Ne anası var ne babası var ne vatanı tabii. var sermayenin. Sermaye parasına bakar. Tabii. Bu aşamada 4 yıllık bir süre var. 3 yılı zaten opsiyonu var. 1 yılda böyle. Burada Kıptekin yapacağı tek bir şey var. Kıptek yönetiminin. Ha yönetimde ne kadar yapar? Orası başka bir alem. Ama zaman çok kısıtlı bence. Yani 3 yıl bekleyemezsiniz hayır, karar almak için. Ben diyorum ki her şeyi bırakalım bir tarafa. Kıptek yatırımlarını hızlandırsın. Yatırımlarını hızlandırsın. Yani şimdi anası babası olmayan bir işte sermaye. Şimdi ben yatırım yapacaksam, hızlandıracaksam benim bunun karşılığında çünkü yatırım demek büyük para demek enerji kısmında. Büyük para demek bunun getirisi bana ya 1 senede ödersin ya 15 senede ödersin ya 30 senede ödersin. Yani beğense, ödeme ihtimaline bağlı. Anlıyorum Haluk Bey. Beğenseniz de beğenmeseniz de Aksa'ya bu sözleşmeyi imzalayacaksınız. Çünkü bu noktaya siz getirdiniz. Aynen. Başka bu, alternatif yok yoktur. Gibi. Yoktur. Alternatif dediğim gibi. Ha 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra Aksa'yı göndereceksen yatırımlara başla. Bunu söylediğinde aynen. Aksa savunuyor. Aksa'yı savunmuyorum ben. Ben gerçeği söylüyorum. Gerçeği söylüyorsunuz. Gerçek tabii, budur ya. Tabii. Çıksın bu ülkenin en büyük enerji uzmanları konuşsun. Zaten gelecek olan yani bir ihaleye atsan ve kim çarçabuk bu ihaleye girecek bilmiyorum ama girse bile anında iki tane oligarkın elinde kalacak. Tabii, İkisi tabii. de oturacak diyecek. Tabii, tabii. Bu ülkede... Sen buna girersen bu kadar yatırım yapacaksın yapma. Ben sana açıktan böyle vereyim. Sen çekil. Hani bizdeki ihalelerde yaparlar ya bunu. İhale sanki sistemi, sanki biz bunu kendimiz öğrendik. Bunlar dışarıda da olur. İhale sistemi tamamen değişmelidir. Çok. Tabii. Mesela Türkiye'de de 87 defa değişmiş ihale yasası. Değişir değişir. Çünkü dediğim gibi oligarklar sana yedirmez bunu. Gelir seni öder, sen beni öden döndürür bu işi. Aynen. Benim için en önemli olan bu ülkede yaşayan her bireyin kapısını açtığında ışığı yansın. Tabii. Işığı yansın. Çünkü sana vergisini ödüyor, elektrik parasını ödüyor. Gerçekten ortalığı insanlar, yoksul insanlar elektrik paralarını ödüyor, ben biliyorum. Tabii ödemeyenler gene bu büyüklerdir değil büyük mi? Büyük sermaye gruplarıdır ve devlettir. Ben o şeyi de anlamadım. Her zaman için bölmek istiyorlar Kıpte'yi. Yani bir üreten, bir de dağıtan, bir de toplayan ya da mali tarafını mali. Yapan. Şimdi niye böleceksin? %98 zaten bu paranın toplanabiliyor. İşte oradaki amaç da nedir?
Özelleştirme değil, parça parça özelleştireceksin Kıptaki. Aynı anda hepsini özelleştiremezsin. Çünkü daha toplamada bir sorun yok ki. Gene siyasinin verdiği özel muameledir. Hı. Büyük iş otel diyeceğim. Adamın ansızın 2 milyon, 4 milyon, 150 milyon ödemesi gereken para var, ödemiyor. Buna siyaset müsaade ediyor. Aynen öyle. Her çünkü bir otele elektriğini kestiğinde paşa paşa gider, borçlanır, bulur, biz getirir, size kardeşim, bunu bizim verir. Bizim sendikacılık yaptığımız dönemde sürekli biz halkla fazla uğraşmadık. Devletin, devlet dairelerinin, kurumlarının büyük borçları var. Otellerin büyük borçları vardı. Evet, onları kesersiniz. Onları keseceksin tabii, borcu olan her yeri keseceksin. Ben Cumhurbaşkanı'nın elektriğini kestim. Çıktılar işte bunlar, Rumcu da bilmem. Borcun var, ödeyeceksin. Meclisin elektriğini kestik. İçişleri Bakanı'nın elektriğini kestik. Ve hemen ödendi değil mi? Ödenir. Hemen aynen. Çek gelir. Aynen. Budur yani, bu işin yapılması gereken budur. Aynen. Ki... Varsın Rumcu olalım, varsın hain olalım ama bu kurum ayakta kalsın. Ama biraz sonra protokollardan bahsedeceğim eminim de, yani ayakta kalması için böyle bir müessesenin hakikaten çok özel şartlarda çalışıyor çünkü ve çok net olarak belirlenmesi lazımdır. Yani sübvansiye edilecekse bazı şeyler, o şartların çok net olarak belirlenmesi lazımdır. Ve Kıptek'in aldığı kararlar işte onun için yarı özerk olmalıdır bazı noktalarda ki o kararları alabilsinler siyaset karışmadan içerisine. Şimdi böyle bir özelliği olmayan ve istediğin zaman istediğin insana tamam ya bırak ödemesin bu ay, ödemesin bu sene gibisinden, bunlar problemdir. Ve altından kalkılamayacak soruna gelir çünkü ödeyecek insan da ödeyemez artık. Yani 2 milyon borcun varsa belki bir otel olarak öderim ama 50 milyon olunca ödeyemezsin. Evet. Yani... Ve her yıl takip edin görürsünüz. Gecikme zamları siliniyor. Bir yasa çıkar bilmem ne. Yok 4 taksit, 10 taksit. Olmuyor ya. Günü geldi ben ödüyorsam sen de ödeyeceksin. Yoksul halk kesimleri ödüyorsa sen de ödeyeceksin. Yani evet. Yoktur bu işin başka çaresi. Bu da yani bazen şey oluyor. Acaba bir konser partisine bir daha hafta sonu gel benim otelimde kal. Olur bunlar ya, yani, bunları biliyoruz. Yani bu kadar küçük şeylere olur. Gidiyor. Yani, ya siyaset tamamen sermayenin kucağındadır. Yani bunu tartışmanın anlamı da yok. 6 yaşında çocuğa sorsan deşeksa tamamdır. Tabii. Sadece insanlar yani bu kadar ayyuka çıkmış bir durumdur Kıptek'in durumu. Ve nedense sonuçlanmıyor hala daha. Bu da benim gözümde siyasetin boğazına kadar battığını gösterir. Kesinlikle, ve tabii. Gelmiş geçmiş. Yani solu sağı bunları hiç böyledir ayırma, ki... Hiçbir yani geçmişteki siyasetçiler de partiler de başa gelenler onlar da bu Sayıştay raporlarını bir yere götürmediler. Hepsinin ismi var, hepsinin. Kendi dönemlerinde de yapılan yolsuzluklar hepsi Sayıştay raporlarına kayıtlanmıştır. Tabii. Orada duruyor. Kim tabii. Kimi yargılayacak? Aynen. Kim yargılayacak? Bir de bunlar bilinenler. Yani işte rüşvetin faturası yok ya. Ayrıyeten daha bunlar şeydir. Açık çekmece politikası var diye bir şey bilirim böyle. Yani bir şey istendiği zaman çekmece açılır, içerisine döviz cinsinden tomarlar tabii, atılır tabii, böyle tabii, içerisine tabii. Ve o iş hallolur gibisinden. Bizim bir de şey var, yani Kıptek Yönetim Kurulu'na atananlar da nitelikli demeyeyim yanlış anlaşılmasın, o işin uzmanları değiller. Evet. Ya X otelde çalışan bir adam aldılar koydular. O turizmde de öyledir. Yani sırf bir yerde 2 gün garsonluk yaptın diye turizmci der sana ansızın. Düşünebilin. Yani bu yapısıyla da Kıptek bir adım ileriye gitmez. Evet. Nasıl bir çerçeve çizersin? Yani nasıl olmalı bu işler? Yani bir Kıptek yönetilecekse der misin ki... Kıptek'i yöneten kimdir? Kıptek Yönetim Kurulu. Önce Kıptek Yönetim Kurulu bu işin uzmanlarından oluşacak. Bir ekonomist... Elektrik mühendisi. Her odadan bir tane koyacaksın oraya. Bir de sendikadan. Evet. İlgili endüstriden elektrik, makina, şu Kıptek bu. Kıptek Yönetim Kurulu kararlarıyla yönetilmesi gerekir. Kıptek'in. Yok siyasetin kararlarıyla. O dediğin gibi özerk mözerk yapı. Ben çok da şey değilim o konuda. Özerk. Bas sendikanın genel kurulu kararıdır diye saygı duyuyorum. Evet. Bana göre Kıptek tamamen devletleştirilmelidir. Ama bu siyasetin eline nereye bırakırsınız? Kıptek'i yönetecek olan yönetim kurulu
kesimlerden atanmalıdır. O bahsettiğim ya EMO'dur. Tamam, anladık. İşinin ehli, bu işi bilenler. Evet. Diyelim ki de dürüst de insanlar. Evet. Gelecekler, oturacaklar oraya. Bir yerden bir reorganizasyon. Ha, varsayalım ki özel bir yapıya kavuştu. Ona da itiraz etmem. Hiç itirazım yok. Özel bir yapı olduğuna müdahale edilmeyecek. Nasıl olsa müdahale edilecek. Şimdi edilecek. Baştan aşağı önce bütün yolsuzluklar ortaya çıkarılmalıdır. Sayıştay raporları savcılığa gitmeli, savcılıktan mahkemeye gitmeli, yargılanmalı. Birilerine kelepçe takılmalı, takılmalı. Ki ondan sonra gelecek olanlar, ama öyle bir yapı yok. Aynen. Yani adalet sistemimiz de çökmüştür. Ama önüne gelirse, delil sunulursadır adalet sistemimiz. Ya polise giderken de polisten kaybolur. Benim başıma geldi ya olay. Buradadır belgeleri. Benim imzamı sahtelenen bir şahıs polis tarafından korundu. Hatta bir gün sen okurken burada Avrupa Gazetesi'nde. Ya benim imzamı sahteledi. Ve başka bir suçlu bulmaya çalıştılar. O çocuk da beraat etti. Suçlu da meydanda. Yazdık başsavcılığa yazıp polise yazıp tıs yok. Tıs yok. Korunuyorsa korunuyor. Yani polisin de bir kısım çevreciklerinde bir çeteleşme var. Hep polise benim saygım var. Emekçi olan insanlara saygım var ama oralarda da bir şey dönür. Tabii. Yani her yerde döndüğü gibi oralarda da döner. O zaman yani biz toplum olarak artık çok zaafları olan bir toplumuz. Kesinlikle. Yani kişisel bazda da yani siz diyorsunuz bana ki ne yapılması gerekir? Yani yaptık bunları. Tabii. Çok ciddi bir yönetim kurulu. Bir ekip geldi oraya. Siyaset gene burada. Hem siyaset orada. Mesela şimdi Enerjiz Kurulu. Ama bizde o manada, sizin dediğiniz manada üst kurullar olmuyor. Bunu biz de hep buradan söylüyoruz. Üst kurul bakanın üstündedir. Aha. Ha, nedense bizdeki üst kurullar bakanın altında oluşuyor. Ondan talimat alır. Nasıl bir üst kurul? Ha, bu üst kurul değil. Bu sadece insanları işte popülist, insanları mutlu etme kuruludur bu. Anladım. Yani onun için bir şey ifade etmez. Yani o da oluşuyor. Bu o zaman şeye kalır bize. Madem ki hangi işinin ehli insanları koysak oraya, bir töhmet altında kalacaklar ve etki altında kalacaklar. Demek aslında değişmesi gereken bizim siyasi sistemimizdir. Siyasi... Yani sil baştan mıyız? Sil baştan. Evet. Ne derler o yasaya? Partiler yasası değişmeli olduğu gibi. Yani evet. Bir genel başkanın karşılığa gözüne bakar. Tabii. Milletvekili. Karşı durursa veya bürokrat, oradan temizler onu. Bir sonraki liste işte dedikoduyu yani kaç aylardır duyuyoruz. 3 tane bakan değişecek. Duyacağız da. Şimdi bakan olan tetikte en samimi, en şirin halinde başbakanın söylediğini yapar. Dışarıdaki vekil en şirin halinde başbakanın dediğini yapar. Ne olacak? İşte bu güzel kontrol başbakanın dediği burada o zaman. Çünkü adam... Başbakan da Ankara'nın dediğini yapar. Veya bir parti de başkanı. Mesela medyaya çok düştü. O gece Yeltsin'in eylemi kaldırılırken Tuğvan Hoca'nın elçiliğiyle görüştüğü iddia edildi. Yani bunun ortaya atılması da bir önemli bir şeydir. Yani Kıbrıs'ta ortaya atılanın artık haddi hesabı yok. Yani ateş olmayanlardan duman çıkar. Evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, çıkar. Yok, bizim Kıbrıs'ta çıkar. Ateş çıkar, olmayan çıkar. Yerde biz Kıbrıslılar duman çıkarırız. Evet, çünkü hiç kimse, yani bugün sosyal medyaya baktığınızda adamlar öyle bir kalem bir şeyler yazar oraya. Bir müddet sonra kendi eşinizden, kendinizden şüphelenirsiniz. Yani adama bakarsınız, kimdir bunu yazan? İş istese vermezsiniz. Kızınızı istese asla vermezsiniz. Böyle adamın yazdıkları değer kazanıyor. Aynen böyle bir sosyal medyada ve bir değer olarak ortaya çıkıyorlar. Diyorum ki yani bu adam nedir? Ne zaman yazmış? Ne zaman tecrübe etmiş? Hangi bıraktığım üç koyunu, hangi kuzuyu idare etmiş hayatında? Hiç öyle bir şey yok hayatında. Ama devleri yıkıyor adam sosyal medya yüzünden. Ya bu benim sosyal medyam bu. Vallahi rahat uyku uyursunuz diye düşünüyorum. Çok çirkin sataşmalar var. Çok ya bize sendikacılık dönemimizde anamıza, avradımıza, bacımıza girdiler. Yalanlar, dolanlar. Hala da. Hala da ya. İşte o karikatür vardı. Ya adama diyorum ki ben sendikacılık... Vay ya Kule, ben seni bilirim. Osman Primer sevdiğim bir adam. Tabii. Abi dedim lütfen kaldır da sendika aldı.
kendi sayfasına koydu. Onlar da bir iş başarmış gibi. Değil mi? Tabii. Onlar da bir işte, iş başarmış adam gibi. Adam bıraktı sorumluluğunu ama gene de uğraşalım. Yani, bu iş böyle. Yani bir iş başarmış gibi. Evet. Peki o zaman elektrik kurumunu biz buradan kuramadık. Yani ne olsa bu işi başaramayacağız anlamına gelen bir konuşma yaptık. Çünkü evet, siyaset üstünde, rant üstünde. Yok yani, ben merak ediyorum şimdi. Programın başında şunu söyledim. Elsen'in genel başkanı Çağlayan Cesurer. Evet. Geçen yıl 2022 Temmuz ayında sendika başkanı olmadan önce bir açıklaması var. Üst kurul oluşumu, enerji üst kurulu bizim kırmızı çizgimizdir. İvedilikle meclise geldi, oluşturulacak. Ne yapacak? Ne yapacak? Kanadını kırdılar sana. Elini, kanadını kırdılar sana. Kırdılar. Tabii. İtibarını sıfırladılar. Çağlayan'ın değil, sendikanın. Tabii. Çünkü kırmızı çizgiler artık geçmiyor. Zaten şu andaki hükümet istediği kararları çıkarabiliyor. Tabii. Yani hem şey var. Onun için benim merak ettiğim, bir, Haluk Bey sözünü kestim. Buyur. Diyorlar ki biz mahkemeye gideceğiz. Ne olur? Ya madem mahkemeye gideceydin, niye bu çalışanları 15 gün sürdün sokaklara, meclisin önüne? Niye? Evet. Niye sürdün? Niye bir partinin genel merkezine gidip ticaret odasında dahil olduğu bir toplantıda, üstelik de üst kuruldan bahsedilen bir bildiriye imza attın? Evet. Bu kadar zikzak olmaz sendikacılıkta. Hata yapabilir Çağlayan da, Ali de, Veli de, Ahmet de hata yapabilir. Tabii. Ama bu hata değil. Sendikayı halk nezdinde, toplum nezdinde sıfırladın, itibarı yoktur. Tabii yani bu çok net olarak, çünkü el seni her zaman için ya, daha böyle... Beş kişiyle eylem yaptığımız günler var bizim. Beş kişiyle eylem yaptığımız günler var. İnsanlar eylemlere katılmıyor artık. Yani bugün bir sonuç, CHP 5 tane partiyle çıkıp da eylem yapmak istediğinde külliye için, arkasında 200 kişi var. Ne oldu külliye meselesi? Ya bitecek, siz de gideceksiniz oraya. Elbette. Yani elektrik kablosu da istemiyor ki, ben ona inanmıyorum. Yani büyük, elektrik kablosunu istemeyen bir kurum yok burada. Biz şunu söylüyoruz. Tek taraflı olmaz Haluk Bey. Entakan hamurdan fişi de gelsin buraya. Dünyaya entegre olacak. Güney Kıbrıs'ta da işbirliği yap. Büyük ama bir proje var. Bas bas bağırıyor hükümet. Büyük, bu aynen dediğiniz gibi olacak var, diye. Büyük bir proje var. Yani tek taraflı tek fişi gelsin olmaz. Ama öyle olmayacak. Kıptekin varlığı da orada kalacak. Buna başbakan garanti veriyor diyor. Buna siyasete, tamam anlıyorum, söylüyorlar anlıyorum, ama kimse hiç... Ama siyasete olan güvensizlikten dolayı kimse inanmıyor. Evet. Yani güzel şeyler söylüyorlar. Ben de nedir be bunun söylediği? Hmm. Mesela Ulusal Birlik Partisi'nin içinde tanıdık arkadaşlarımız var. Onlar da söylüyor. Aksa gitsin dedi bir tanesi mesela. Evet. Genel sekreter. Ne oldu? Aksa gelecek, Maksa gelecek. Yani sorun bir, orada değil mi? Aynen. Yani bir de bu eylemde Elsen kullanıldı. Hmm. Tamamen bir erken seçime yönelik eylemdi bu. Bravo. Bunu ben söylemiyorum. Bravo. Aklı belki başında insanlar söylüyor. Bravo. Bravo. Bu lokomotif gidecek, arkasından kalktıracaklar. Aynen. Bir kaos bilmem ne, tek aynen, kişilik ara seçim değil. Aynen. Benim yorumum da buydu. Ben öyle gördüm. Evet, aynen. Ve gene battılar, gene ama yapamadılar. Koskoca sendikanın da itibarını sıfırladılar. Evet. Ya şimdi sana inanmıyor bu toplum artık. Tabii. Bırak toplum. Ama işte başa geçseler, yani bir kaos olsa, erken seçim olsa, çünkü şu anda erken seçim ihtiyacı görür muhalefet, çünkü kazanma ihtimalini büyük görür. Aksa'yla herhalde bunlar imzalamak istiyor. Onu da yorumladım çünkü. Çünkü yani, baktığında, muhalefete baktığımda belediyelerin radikal değişimi kim yaptı? Sağ Parti yaptı. Suyu kim getirdi? Sağ Parti getirdi. Şimdi kabloyu da getirirse Sağ Parti, sen sol partiler olarak ne yaptınız şimdiye kadar bu ülkede? İşte de enflasyon vardı da ben çok iyi idare ettim onu. Kıbrıs sorununun varlığı bunların varlık sebebidir. Kıbrıs sorununu bir daha var. Çözdüğün an büyük babalar CTP ortadan kalkar. Sadece CTP değil. Hepsi. Ha, ben de sizindeki partilere saygı duyarım. CTP'ye de saygı duyarım. İçinde nitelikli dürüst insanlar var. Evet. Ne konuşacaksınız başka? İsterlerse biz konuşalım.
Tabii. İTEM yasasını kim yaptı? Değil mi? İletişim yasasını kim yaptı geçirdi? Birleşik faizi kim geçirdi? O beğenmediklerimiz. Tabii. 2012 o çalışanların hatırlarsanız maaşları geriye çekildi. Evet. Artı KDV'yi kim getirdi? Yani bunları şimdi konuşalım. Konuşalım bunları. Hadi diyecekler gittik Aksa'nın televizyonunda bizi eleştirir. Ama ben bulduğum her alanı değerlendiririm. Her alanı değerlendiririm. Buraya mesela ben görüyorum ödülle geliyor. Ödül Hacettepe'li bir çocuk. Tabii, kıymetli bir arkadaşım. Tabii seve seve onu misafir ederiz. Ödül gelir de Kubilay gelmez. Yok Kubilay da gelir. Tabii. Hiç öyle düşünmeyin. Buraya... Ben değil. Onlar öyle ha, söylüyor. Neler yazdılar burada, bize. Burada hemen hemen her bir CTP milletvekiliyle burada biliyorum, görüyorum, izliyorum. Burada. Ve bilhassa adil kalmaya da çalışıyorum. Tabii. Çünkü beni değil bu insanlar konuşmayı. Çünkü bazı sunucularımız vardır. Kendileri konuşmasını sever. Benim görevim sizi konuşturmaktır. Evet, sizin evet. Fikirlerinizin ortaya evet. çıkmasıdır. Çünkü insanlar onu bekler. Evet. Kubilay Bey ne diyecek gibisinden. Evet. Muhakkak değerli olan burada. Peki biz bu gidişle yani önümüzdeki yıllarda Rumlardan hala daha 4-5 katına elektrik almaya yok, devam edeceğiz. Yok, her zaman parayla alınmaz elektrik. Mahsuplaşırsınız arada bir. Ama bizim verdiğimiz bir şey yok onlara. Var var var. Var. Tabii, bir ara sürekli veriyorduk. Bazen bizde sıkıntı yok, onlarda var. Ama bir dönemde 6 milyon dolarlık bir ödeme de yaptılar. Yani benim söylediğim, Aksa bu ülkede olsa da olmasa da bu Kıptekin yaşaması gerekir. Bu Kıptekin artık acilen tabii. yatırımlara yönelmesi gerekir. Aksi takdirde. Fakat yatırımlara gelince şimdi herkes yatırımlardan bahsediyor. Ama size az mı bahsetti siyaset yatırımlardan? Yapacağız evet. demediler mi? Bunları da yaptılar. Tabii. Kaç tane var elinizde? Kaç tane başbakan tane var? Kaç tane şey var? Şimdi ben sendika başkanı olduğum dönemde 4 başbakan geldi. Yüzlerce yönetim kurulu üyesi geldi gitti. Hükümetler geldi gitti ve ilk 2018'de Sayın Taçoy'un ve Kubilay Özkıraç'ın imza attığı 6 Eylül 2019 sadece birinci maddesini okuyayım. Elektrik üretim maliyetlerini düşürebilmek, artan talebi karşılayabilmek adına en az 60 megawatt gücünde santral yapımı. Ve bu 45 gün içerisinde tamamlanacak çalışmalar. Geçti 45 aylar. Ne değil mi? Evet. İkincisi, yani bu kadar da iddialı yani. 45 günde tamamlanacak. Tabii komiteler kurduk. Bilmem ne kurduk. Gittik anlattık. Ya işte o 4 tane jeneratör işi. Neyse dedik 60 megawatt. Ondan sonra çok kısa dönem başbakanlık yapan Faiz Sucuoğlu onunla bir protokol imzaladı. Onun da söylediği şu. Türkiye Cumhuriyeti'nden hep ibe edilmesi planlanan jeneratörlerin haricinde Elsen'de dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yani bu hı hı. 6 Eylül 2019'da imzalanan mutabakat metninde geçen jeneratör ihtiyacının en az iki tanesinin onu da kabul ettik. 17,5 karşılanması. Bu da burada. Yani tamam. Verilen bütün sözler sonuçta yapılmıyor. Yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Halk da sahip çıkmıyor. Evet. Yani toplum da sahip çıkmıyor buna. Ama toplumu harekete geçirmek çok zordur. Yani halk durup dururken hükümetin verdiği bir söze bu siyaseti sıfırlamak için bir fırsat geçti bu toplumun eline. Hmm. Al sana bir ara seçim. Katılım %10 de bakalım. Şapkayı çıkarırlar mı? Hiçbir şey yapmazlar. O zaman yani böyle gider. Böyle gider. Doğru olan neydi burada? Bütün partilerin bir araya gelip meclis matematiğine bakıldığında bu mecliste değişecek hiçbir şey olmayacak. Sadece birinin bir yükselecek olabilir. Ama etki yapmayacak evet. hiçbir şekilde. Onun için biz 25 milyonun 4 milyonunu güzel yurda verelim hastane bitsin. 11 milyonu verelim antik işte liman elektrik kaplara geçsin bilmem ne doğru şekilde yapalım onu. Aynen bir, öyle. Tekrar gazmayalım. Ya o parayla trafolarımız yenilenir. Ha trafolarımızı yenileyelim mesela. Veyahut da işte Apostol Andreas'a giden yol o kadar çok kötü ki. Ya. Yani orayı bir düzeltelim. Dersiniz ve bu parayı oraya harcayalım dersiniz evet. siyasi partiler olarak evet. ve bu tarihe evet anayasamızı delmiş olduk fakat bütün partiler hükmünde hep beraber karar vermiş olduk. Bir not düşersiniz oraya evet. ve bu parayı oraya harcarsınız bu 25-30 milyonu.
Böyle bir şey de yok. Bu harcanacak. Çünkü buradan bizde turizm endüstrisi var, bizde yüksek öğrenim var ve seçim endüstrisi var. Buradan o kadar bir paralar dönecek ki, o kadar rantlar dönecek ki sistemin içerisinde, kimse bunun ortaya çıkmasını bile istemezler. Benim aynen burada öyle söylediğim önerinin ortaya çıkmasını bile istemezler. Çünkü reklamlar, panolar, yemeler, içmeler, neler dönecek, neler burada. Neler. Bu tek seçim olsun diye bu paralar. Ya bunu Lefkoşa bölgesinde de yapabilirlerdi. Sadece Lefkoşa. Onu bile yapmadılar. Hiç demek konuşmadılar. Demek ki para var. Demek ki varmış. Demek ki işlerine de geliyor. Tabii. İşte sendikalar, mesela sizler hep onu söylediniz. Yani her şeye para bulunuyor, bir tek buraya mı para bulunmuyor? Ya doğru mu yanlış mı, geçen seçimde çalışan memurlar ödenmedi. Tabii. Şimdi kim gidecek? Yani bir mebus, bir vekil için bütün adada oy kullanmak gerçekten yani mantık işi değil. Tabii. Zaten karma oy galiba duracak, onu tartışıyorlar böyle. Hmm. Çünkü Narin Şefik bu konuda yani artık çok zor oluyor. Yani bu çarşaf işi, karma oyların kullanılması bölgesel falan. Bölgesel olması gerekiyor. Tabii çok herkes zorlaşıyor. Onu Özgürcün yaptı, çekti gitti ve bu hala daha üstümüzde evet. Yani. Peki yani ben ilk düşündüğümde yani ilk sorum bu grev bitti mi? Daha sonrası olacak mı? Ama sanki cevapladınız yani. Bugünden itibaren en az 2-3 yıl el sen sokağa inemez. Bu kadar iddialı konuşurum. Bu kadar kredisini tüketti yani. Bu kadar iddialı konuşurum. Tabii. Ve el sen yönetim kurulum. Cılız sesler de yükselmeye başladı küçük küçük. İstifa etmesi gerekir. Değil mi? Evet. Çünkü başarısızlık var ortada. Bu acayip fos çıktı. Yani Elsen sonuna kadar ne olacaksa olsun falan. Şeyiyle, şiddetiyle bırakırsan onu anlarım. Polis de gayet makul davrandı. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yok. Evet. 5-10 kişinin kafası yarısa denk ki bu şiddetin ifade şey değiliz. Yok. Yani, aynen öyle. Tabii. Yani burada kaybeden çalışanlar olmuştur. Gerçekten evet, Elsen örgütlü bir sendikadır. Örgütlü ve lokomotif, önde gider. Tabii, arkadan gelir. Değerli şeyler var. Şeyde Kıptık şeyle de suçlanır daima. Yani orada tabii bu da Elsen tarafına yansır. Çünkü insanları acayip iyi ödenir. Orada. Ben size izah edeyim onu isterseniz. Örneğin mesela Teknecik Elektrik Santralı'nda teknisyen bir adam. Vardiya personeli bütün gece o bombanın üstünde oturur. Orada o adama %10-15 vardiya tesisatı verdiğinde kim ne diyebilir? Orada o zehiri de çeker o insanlar. Tabii. Direğin üstünde can güvenliği. Alsın, tonundan alsın. Ha. Tabii. Ama Elsen her dönem eyleme gireceğinde işte bunlar bu kadar maaş alır. Alsın ya. Bırakın alsın da. Kolay değil bu iş. Tabii. Kolay değil bu iş. Fakat oturan sekreter Neçin mesela bana ilk şey yaptığımda 6.000 falandı galiba işte asgari ücret. Orada 10.000 kusurundan başlanırdı. En ortalama olarak bizde şimdi 13 yuvarlayalım 13 asgari ücret. Ortalama olarak orada 25'e dayanır şeyde Elsen'de avaraj olarak mesela. Ama toplu sözleşme yani, var. Toplu sözleşmeden kazandığın haklar var. İşte ne diyorlar yani elektrik kurumu öyle bir şey ki haddinden fazla çok insan çalışır ve çalışan bu kadar insanın da o kadar iyi bir maaşı var. Kuruma duygusuzlar maliyeti, yani yok, halkın kuruma, isteklerine kuruma duygusuzlar. Kuruma maliyeti çok düşüktür çalışanların maaşlarının. 800 çalışan varken 500 kusura düştü. Yani bir teknisyen 3 kişilik iş yapıyor şimdi. Evet. Ya zaten maaşlar bu cirolarda maaşlar hiçbir şeydir. Ben şunu öneriyorum ya. Ben şunu öneriyorum. Sendikacılık dönemimde de önerdim. Bize bu kadar döviz verin. Toplu sözleşmeyi irtibatalım. Döviz ama döviz, euro. Ha, maaş döviz olsun yani. Ver bana. Ben sana toplu sözleşmeyle de gelmeyeceğim önüne. Güney Kıbrıs örnek. Güney Kıbrıs'ta bir elektrik mühendisi veya bir elektrik teknisyeni veya bir memuru. Ne maaş alırsan verme aynısını. O biraz zor. Yani o yani maaş olarak bunu ödemek ekonomilerde onların aldığı. Mesela normal bir şey orada 800 eurodur yanılmıyorsam. Asgari ücret.
Asgari ücret. Bir orada bir mühendisin aldığı maaş 3500 eurodur. Yap hesabı. Evet. Yani o da diyecek sana, ben sana 3500 TL verebilirim. Hayır. Yani diyorum ben, oradaki teknisyen, buradaki teknisyen, aynı coğrafyada, aynı toprakta, aynı yerde, bilmem ne, 2500 alır. Örnek. Örnek veriyorum. Tabii. Ver bana 2000 euro. Senin toplu sözleşmeni. Evet, anladım tabii. Yani iyi bir anlaşmaya tabii. Onu diyoruz yok, bunu diyoruz yok. Sabah giden bakkala domates 5 kuruş, öğlen giden 7 kuruş, akşam giden 10 kuruş. Haklısınız orada tabii. Şimdi tabii çıkıp da elektrik kurumu çalışanlarının maaşları bilmem neleri çok yüksektir demek. Kusura diğerlerine göre bence çok yüksek bak değil aslında, daha ancak yeterli. Belediyelerde de mesela toplu sözleşmeler, onların da toplu sözleşmeden kazandıkları haklar var, helal olsun. Tabii ki de. Mesela daha öyle büyük bir operasyona başladılar şimdi. Tabii takip ederseniz. Çok yükselmeye başladı onların. Orada operasyona giriyorlar. Yani DAEU'da elektrik kurumundan beter olabilir. Evet. DAEU. Beter olabilir. O değerli üniversite, Tumba girebilir diyorsunuz. Kimleri kimleri yetiştirdi. Evet. Yani her şey birbirine bağlantılıdır. Tabii yani bir tek sorun zaten oradan geliyor. İnsanlar artık yetişemiyor hayatlarına. Hatta ben milletvekillerinin az maaş aldığını da iddia ediyorum. Burada. Doğru, az alırlar. Çünkü beyefendiler düğünlere giderler, bilmem nelere giderler, çarklara giderler. Çoğu pintidir, koymaz. Benim diyor, gelmem diyor, yeterlidir diyor oraya. Bir iki tanesini ben de biliyorum. Evet, direkt tebrik ederler, çıkarlar diyor, benim gelmem. Onları. Hatta verin insanlara. Yani. Olay değil yani, onları bile tartışmamak gerekir. Tabii. Keşke herkes hak ettiği kadar yaşayabileceği kadar, mutlu olabileceği kadar bir maaş alsın. Şimdi örneğin Haluk Bey 5000 lira alır. Ben çıkıp Haluk Bey'in maaşını tartışmayacağım. Tartışmam. Ben bu ülkede yolsuzlukları tartışacağım, hırsızlıkları tartışacağım, yasa dışılıkları tartışacağım. Tabii. Bunları tartışacağım. Evet, biri daha fazla alır, o kıskançlık şeyle, duygusuyla girmemek lazım. Şimdi ben size söyleyeyim, bu son giren kesim var. En son giren kesim gerçekten maaşları düşüktür. Şeylerden, 18 memurlardan evet, düşüktür maaşları. Tabii. Hatta biz onlara %20'yi, asgari ücretin %20'si kadar artış verdik. O dönem toplu sözleşmede imzalandı. Redaktör turu ortalı. Toplasan maaşların 20 bin lira değil, 18 bin lira. Tabii, tabii. Herkes arabasıyla, benzinli şey, çoluk tabii, çocuğu tabii var. Yalnız o değil, burada özel sektörde bilhassa insanlar 15-20 senelik ustalıkları vardır. Bir asgari ücret çıkar böyle, hep beraber aynı maaşı alırsınız. Asgari ücret sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Yani hakikaten. Özelde çalışan herkes en azından devlete giriş şeyi kadar alması gerekir. Evet ve basamak, ve 15'se 15. Kademesine, birimine göre de ustalığına göre de bir şey çıkması. Ama bu özel sektör bunu asla dokunmaz buna. Ama özel evet sektörde. Fakat hükümete nasıl şunu diyeceksiniz? Mesela durumu kurtarmak için ne dersiniz? İşte vergileri azalt. Yani maaşları değildir böyle yükselme. Vergileri azaltarak ucuzluk yarat dersiniz. Üç kuruşu olmayan bir hükümete vergiyi azalt dediğinde nasıl hangi olacak cesareti bulacak da diyecek yani. O da olmaz. Ama hükümetin de büyük yanlışları var. Gelmiş geç hükümetlerin. Çok kazanından çok alacaksın kardeşim. Yetmez. Genelden, çünkü genel o kadar büyüktür ki çok kazanan %20 değil %5'tir çok kazanan. %5'ten aldığın çokunan da yetmez. Yani harcamalar onun için çok. Harcamalar çok tabii, aynen dediğiniz gibi. Kubilay Bey, zamanınıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen dönemlerde seve seve yine misafir etmek isterim sizi. Tabii, çünkü tabii. Yani bu ışık tutuyorsunuz Kıpteki, bize. Kıpteki konuşmak elzemdir. Gerçekten tabii elzemdir. Ki de. Tabii ki de. Yani bu yapısıyla yürümez. Acilen, bak acilen buradan uyarıyorum. İstihdam istiyor Kıptek. Gerçekten. Veznedar, memur, teknisyen, mühendis, işçi, şoför, odacı kalmadı. Dün de galiba böyle falan iyi ödeyen bir yerden nereye gider bu insanlar? Nasıl? Yani böyle iyi maaşı olan Kıptek'te emekli, emekli olur. Tabii. Anladım. En az 150 kişi emekli oldu. Vay canına. Yani bizim jenerasyon hep gitti. Dün de Turan Büyük Yılmaz'dı galiba burada. Evet, evet buradaydı. Telefon bağlantısı olsa ona da bir soru soracaktım. Var, edebilirsiniz. Yani telefon bağlantısı. Okulun altını böyle var. Kaç kuruşluk yatırım yaptılar kendi dönemlerinde? Onu soracaktım. Evet ama emin olun istemediğinden değil. Hayır, aynen yani, verilen sözler ona da verilir. Şimdi Kıptek Yönetim Kurulu kararları yönetilir. Tabii. Hiç
Hiç, aynen. Yakıt ihalesinin gündeme geldiği günlerde. İptal edildiği tipik, mipik falan filan. O, bu iyi bir arkadaşımızdır. Ama bunu kendi kendine sorsun. Ben orada onun borçlarını biliyordum bir aralık. Yani parayı zamanında toplayıp gelen yakıtı ödeyemiyorlardı. Değil yani, yatırım, yakıtı ödeyemiyorlardı. O kadar da basit değil. 8 hem de borcu. Yani bir borcu vardı ödeyecek, bir yakıtı ödeyecek ve yeteri kadar parayı toparlayamıyordu. İhaleye çıkmadı. Zaten yakıt işi ertelendi. Aksa'dan aldıydık sonra. İşte bir yerden alın, bir yerden ödemek yani, lazım. Aksa'da gözünün yaşına bakmaz. Yani gelmiş geçmiş. Tabii. Tüm hükümetler. Tabii. Tüm. Ama bak Aksa'yı, Aksa'nın fuel oil almada problemi yok. Aksa'nın yedek parça almada problemi yok. Çünkü adam en makul fiyatta, en doğru fiyatta gider alır adam getirir. Adam tam teşkilat geldi buraya. Tam teşkilatı değil. Kendi şirketin içerisinde kendi kendine rant uygulamaz. Özel şirket. Ha, dışarıdan bizden o kadar rant var ki o yedek parçalar mesele. Evet. Bunun içerisinden Aksa'dan şikayet eden her bir birim özel bilmem ne Aksa'ya mal satamadıkları için zaten. Olabilir, Aksa'ya mal tabii. Satsalar Aksa çok iyi olacak onlar için. Ama satamıyorlar. Ama satamıyorlar. Onun için Kıptek var elimizde diyorlar. Kıptek yaşamalıdır. Çok sevdiklerinden değil Kıptek. Kıptek diyor yaşamalıdır çünkü Kıptek'e biz mal satabiliriz. Satamadığımız malları buraya satarız. Fahiş fiyatlara biz satabiliriz Kıptek'e. Ama Aksa'ya satamayız. Çünkü Aksa'nın operasyonu iyidir. Pahalı olsa. Ya bir eski Kıptek çalışanı bana geçen gün bir şey öğretti. 19 bin TL'lik bir parçayı 35 bin dolara almışlar ya. Yani evet. Bu kadar kötü yönetiliyor kurum. Ve şuradan şunu da söyleyeyim. Çalışanlar mutlaka sendikalarına ve Kıptek'e sahip çıksınlar. Evet. Evet. Önce Kıptek, Bey dinleyin. Sonra Elsen. Önce Kıptek'e sahip çıksınlar, sonra Elsen'e. Evet. Yani Elsen hiç kimsenin babasının malı değildir. Tabii. Ben belki de 10 tane sendikacı gördüm bizden önce. Tabii. Kurum bize, yaşamalı. Hepsinin tabii, bize tabii. Nasihatı buydu. Ama işte o zaman ranta hiç müsaade etmemeliler. Direnmeliler. Zaten müsaade ederlerse kıpkı ortadan kalkacak. Aynen. Başka bir formatta zor kurulacak tabii, tekrar. Tabii. Yani onun için haklısınız orada. Yani. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyorum vaktine. İyi ki geldiniz. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum ama ayrılmayın çünkü birazdan bir misafirimiz daha var. Toplu taşımacılık konuşacağız. Oradan gireceğiz bu defa. Teşekkürler. Kısa bir ara izninizle.